Anladın mı? Köyümüzde şeker pancaları var Allah'a şükür, oluyor. Ama kota ne oldu? Millet bıraktı. Ne bileyim artık ne amaçlı. Kota kondu. Eskiden kota yoktu. Hani millet istediği şekilde satabiliyordu. Fabrika özelleştirildi, şeker fabrikası. Ondan sonra kota geldi diyor. Doğru mu bu? Doğrudur. Bundan sonra daha dolduracak şey yok. Doydu daha adam artık. Ama bundan sonra altı kışa açık kalacak. Daha çok dolduracaklar acaba. Düşünüyorsun abi. Aynen öyle düşünüyorum. AK Parti'den yani AK Parti... Herkes doldurur da abi. Bu kadar 20 senelik bir şey olmaz. 5 senede değişmesi lazım yani. Hani her gün zam olmaz ki. Her gün zam olmaz yani. Hani hep zam. Bunlar hepsi var ya. Hepsi olayı veriyor onlar için. Bak, hayatında yaşlıya sorun. Hiç hayatında böyle zam gördüler mi? Sorsun, yaşlıya sorsun. Ya mazot 7 milyon, 30 milyon çıkar ya. Öyle yazık ya, millete yazık ya. Tamam, birisi zengindir, öteki garibandır ya. Git pazara, pazara git. Akşam git, kaç kişi eşya topluyor orada. Domat topluyor, çocuklara götürüyor mu? Kimse biliyor mu, haberi var mı? Yok. Ha, bazen var, parası doluydur, benim cebim dolu. Öyle olmaz. Peki nasıl düzelir abi bu durum? Nasıl düzelir? Bunlar hepsi gidecek. Birisi yeni gelecek. Böyle. Tamam. Abi herkes cebine bakacak. Herkesin fikri değişiyor. Sen kime oy verirsin? Ben cepheliyim. Düzeltir mi mevcut durum? Belli olmaz abi. Diyorlar başka adam düzelmez. Turut Uzal düzeltmişti. Bir senede zam yapıyordu. Öyle değil midir? Onu vermeyin. Başka adama verin ya. Bir gence verin. Ya kim var başka adam yok ki? Tek başına adam yok. Kim var? Gel sen. Bak şimdi, eskiden kovulusun hükümeti biz gördük. İkili hükümet, üçlü hükümeti biz gördük zamanında. Kaç ay gidiyor? Ya abi, bir hükümet kovulusu. Onu da vermeyin. Hükümet... Başka adama verin. Hiç adam yok mu ya? Hiç kafasız yok ben mu ya? Ben kime vereceksin abi? Ben AK Parti vereceğim abi. Memnun musun mevcut durumdan? Bak son bir buçuk senedir memnun değilim. Son bir sene kadar memnun. O zamana kadar memnundum bana. O zamana kadar memnunum. Başka değiştireceksin, bunu değiştireceksin. Bunu bitirdi abi ya. Vallahi AK Parti 3 yıl mahvetti abi. Hala da bak ben de AK Partiliyim. Ama AK Parti gerçekten 3 yıl mahvetti ya. Sana söyleyeyim mi ben? 6 parti 6 ay idare edemeyecek. Peki abi AK Parti devam ederse düzeltir mi mevcut durumu? Ya da seçime kadar düzeltir mi? Seçime kadar biraz zor. Seçimden sonra niye? Bakın. Seçimden sonra niye? Bakın düzeltir abi. Bilmiyorum. Yazık da millete ya. Başka adam gelsin ya. Bunu gelmesin başka adam gelsin. Cephe gelmesin başka adam gelsin ya. Biz onları da görelim. Onlar nasıl yapacaklar? Nasıl yapacaklar? Hayat oldu. Hep hayat mücadele içinde. Kim gelirse hep hayat mücadele içinde. Varlıkla yokluk olacak bu. Dünyanın kanunu bu. Varlıkla yokluk olacak. Her bir adam iki dönem yapacak. Tekme gözüne millet tekme gözüne verecek. Nereye gitsin. Bundan sonra daha dolduracak şey yok. Doydu daha adam artık. Ama bundan sonra altı kışa açık kalacak. Daha çok dolduracaklar. Ne düşünüyorsun abi? Aynen öyle düşünüyorum. Benim düşüncem... Yok abi doldurmayacak birisi. Şu anda yok. AK Parti'den yani AK Parti... Herkes doldurur da abi. Bu kadar 20 senelik bir şey olmaz. 5 senede değişmesi lazım yani. Hani her gün zam olmaz ki. Her gün zam olmaz yani. Hani hep zam. Bunun adamı şey var, zengindir. Durumu iyidir ama bunu iyi değil. Ama hep böyle olmaz ki. Çoğunun iyi değil mi yani? Çoğu iyi değil tabii abi. Fakir yok mu? Türkiye'de fakirlik mi? Adam ekmek çöpte ekmek yiyor ya. Yok. Sen zenginsin, sende var. Senin umurunda olmaz. İsterse her gün pahalansın. Ama bu adamın yok, bunun yok. Bu ne olacak? Yok diyor, herkesin cebinde 500 liralık telefon var. Nasıl yok? Ya sen ne yaptın? Telefon abi ya. Hani telefon, bu telefon nedir ki şimdi? Ben telefonu kullanmayayım yani. Ben bunu kullanmıyorum şimdi. Ben bunu taksitle almışım, her ay 1000 lira vereceğim taksiyi bunu. Yok, herkesin elinde ikişer tane araba var. Telefonu bahane etmeyin amca. Herkesin elinde araba. Tamam da telefonu bahane etmeyin. Telefon mecburdur. İzmir'de de alo. Bir taziye olur, bir cenaze olur. Kardeşim cenazemiz var. Bunu konuşmayacak mı yani? Hani sen mi geleceksin bana diyeceksin ki cenazemiz var hadi gel. Bu telefon nedir ki? Bunu bahane etmeyin yani. Güvercinle gönderin. Allah'ını af istiyoruz. Devletin bütünlüğüne inanmış insanlar büyükler her zaman affederler. Genel af istiyoruz. Kader mahkum bana af istiyoruz en azından.
Tayyip değil bunların derdi. Bunların derdi ülkeyi ele geçirmek. Altı kişi ne demek ya? Altı masadan şey olur mu bu zamanlar? Hiç çıkmaz. Hiçbir şey çıkmaz. Yani, benzemez ya. Ben açık net konuşurum. Şey HDP'ye nasıl güvenirsin? CHP'ye nasıl güvenirsin? Bu bunca zaman şehitlerimiz oldu. Gittiler cenazelerine gittiler. Şehitlerimizin cenazesine gittiler mi? Gitmediler. 2000 yıldan önceyi anlatmak lazım gençlere. Anlatabiliyor muyum? Şimdi onda bilmediği şey herkes konuşuyor yani. Evet. Biz bugün bir ev reisi olarak evlatlarımıza hepsine bir eşit davranabiliyoruz mu? İlla ki kimisi fakir olacak, zenginden olacak bu. Yani deminki arkadaşın dediği gibi yani bu kanun, yani dünyanın kanunu böyle. Zengin olmasa fakir yani idare olmaz. Fakir olmasa da zengin bir şey yapamaz. Yani herkes birbirine bir zincir gözü. Eşit olmak yani, gerekmiyor mu ama zaten abi mesela? Bak yeğenim. Sen yani, evlat ayrımı yapıyor musun? Ayıramazsın ama. Hani tamam, imkanın, milleti de ayıramazsın. Şimdi, seni seçen zaten imkanım millet. İmkanım olmadı mı? Ne yapıyorsun misal? Sana alıyorum bu ay, diyorum ki ya oğlum bu ay cebimde param yok. Sana da bir dahaki ay alırım diyorsun. Tamam, cebinde hani, niye paran yok? Niye yok? Ya işte bundan dolayı yok ya, abi. Senin seçtiğin, devlet gelip, devlet gelip hiç bu zamana kadar kim olursa olsun babam da gelse hiç kimsenin cebine gelse al oğlum sağ bu para kullan bak, demez. Bundan önce ilgilendirmiyor. Bundan sonrası beni ilgilendirmiyor. Ben zaten çalışıyorum. Ben zaten çalışıyorum. Ben CNC operatörüyüm. 10 milyar maaş alıyorum ben, tamam mı? Güzel. Bak telefonum cebimde, her şeyim var, sigaramı içiyorum. Ben dert etmiyorum ama benim amacım kendimi düşünmüyorum ben. Ben benden sonrakileri de düşünüyorum. Hep öyle ama yeğenim. Ya öyle bir şey. Dünyanın kanunu bak. Bak şu an mesela kim gelirse gelsin. Benim için hiç önemli değil. Ben herhangi bir şeyi desteklemiyorum. Herhangi bir partiye oy da vermiyorum. Kim gelirse gelsin. Ülkemizde ne üretim var ne şey var. Hep dışa bağımlıyız. Bunun sebebi ne? Kim bunlar? Yani sizin yanlış seçim yaptığınız... AK Parti'nin sadece şey olarak ne biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nde biraz köylüyü gerilendi. Yani ekim biçim şeyi var. Çiftçiyi mi? Evet, çiftçi olarak. Ben de köylüydüm. Bakma şuraya 15 yıl çok... Desteklemiyor mu çiftçiyi? Yani, destekleniyor da hani büyük zenginler destekleniyor. Destek falan yani, yok abi. Benim çok çiftçilere hani şey verilmiyor. Sadece yani hükümetin destek şeyi verilmiyor ki abi. Bak yani, benim zaten çiftçi arkadaşlarım var. Adamlar... Ben de çiftçiyim. Yani ben Samsunluyum. Ürettiği, sattığını yani desteklemiyor. Geliri giderinden az. Anladın mı? Köyümüzde şeker pancaları var Allah'a şükür. Oluyor. Ama kota ne oldu? Minnet bıraktı. Biz buğdayı niye Rusya'dan alıyoruz abi? Efendim, bizim ovamız neden yok. Kota var abi. Hayır, kotayı neden yani koydular? İşte artık onu biraz da ilerisini siz düşünün. Fazla konuşmaya gerek yok. Abi, işte gerek var diye, abi. Biliyorsun diye soruyoruz işte, şu anda. Ne bileyim artık ne amaçlı. Kota kondu. Eskiden kota yoktu. Hani millet istediği şekilde satabiliyordu. Fabrika özelleştirildi, şeker fabrikası. Ondan sonra kota geldi diyor. Doğru mu bu? Doğrudur. Yani doğrudur bir bakımda ama bu bir gerçek olacak. Fakat millet çiftçiliğe dönecek. Döndürecek. Döndürecek. Zor. Bu şekilde hiçbir şekilde hiç kimse gelen herhangi bir şekilde. Destek normalde veriliyor. Çiftçiye destek veriliyor ama yanlış bir şey var. Şimdi çiftçiye desteği verirsin. Faturasını istersin. Vatandaş atayım Karadeniz'de oturuyor. Burada oturarak desteğin parasını alıyor. Gidip orayı ekmiyor. Kardeşim sen faturayı getirirsin. Desteğini alırsın. Çiftçi misiniz? Çiftçi değilim ama çiftçi çocuğuyum. Öyle mi abi? Ne zaman lan şunu hiç yapmadın, dikkatim almadı. Ya abi çiftçiden bahsediyor. Sen de çiftçilik. Işte. Vatandaş diyorum memleketim Giresun. Vatandaş orada desteği alıyor ama Bursa'da oturuyor. Evet doğru. Gitmiyor. Evet. Ekmiyor, biçmiyor, biçmediği halde desteği alıyor. Evet. Kardeşim ekersin, biçersin, faturanı gelir devlete verirsin, desteğini alırsın. Mesele budur. Kırsal kesimler de vatandaş doğru. Devletimiz destek veriyor. Mesela FİO... Küçük çiftçiye destek vermiyor dedin abi. Şimdi ama var. Büyük kırsal kesimlerde var. Adam FİO ekiyorum diyor. Yani kendisi arkadaşın dediği gibi burada oturuyor. Gidiyor yazdırıyor. Parasını alıyor. Yani bu da bir biraz takipsizlik. Yani devlet aslında bazı işlerde takipsizlik var. Çiftçiye yani destek veriyor. Alıyorlar. Veriyor ama esnafa destek yok. Evet. Bak bir Çataltepe'de esnafa daha bir dükkanı yapamadı. Duysun. Cumhurbaşkanı duysun. Buyursun duysunlar. Bakanlar duysunlar. Bir de destek verdik dendi esnafa. Kim dedi? Hükümet. Ne? Hani daha Çataltepe'deki dükkanlar duruyor. Hani daha? Yapacak, hani? Kaç sene oldu? Ne zaman yapılacak? Ben esnafım, daha çalışmaya gidiyorum. Pazar vatandaş bugün. Vatandaş da hükümet de diyor ki 36. Zamları esnaf yapıyor. Biliyor 36 deyince 71. Ben pazar günü daha işe gidiyorum. Ama bir dükkanım yok. Daha Çataltepe iyi yapacak. 12 sene oldu. Hani nerede destek boyunca televizyonda asılıyor. Asılacaksın o zaman, buyur diyeceksin. Orada bak, sanayiniz orada yapıldı. Gidin. Söyleyin.
Çıkın madem televizyona, açıklayın böyle konuştuğunuz gibi, verin benim cevabımı. Bu kadar basit. Abi, fiyatları yükselten esnaf deniyor, doğru mu? Ya doğru, bırak ya. O ayrı konu gene. Mal sahibi de kiraları da yükselten mal sahibi. Satışları da yükselten mal. 2 trilyona daire. Ne dairesi ya 2 trilyon? Bu kadar mı zam geldi? Ben geçen yıl 800 liraya kirada oturuyordum. Şimdi 2500 liraya kirada oturuyorum. Mesela bunun sebebi ne? Bunu Tayyip mi yaptı bunu? 2500 lirayı. Hayır. Tayyip yapmıyor. Ya i̇nsanlar ya insanlar fırsatçılık yapıyor ama bunun sebebi de yine bir şey. Adamın geliri olmadığı için gelirini yükseltmeye çalışıyor. 800 lirayla geçen yıl yetinebiliyorken bu yıl 2500 lirayla yetinemiyor. Ben 5000 mesela atıyorum. Asgari ücrete 5500 liraya çalışan bir adam 3000 lira kira verirse, 2500 lira kira verirse neyle geçinecek? Denetlenmesi lazım abi. Aynen. Denetlemeye hiç. Şu bir gerçek ki Türkiye Cumhuriyeti bir dönem daha, yani bu 2023'ü hedeflemesi lazım. Görmesi lazım. Hayır yani bir yıl bunu? Yani 5 yıl daha gözüküyor. Hangi gazete yayınlıyor bunu şimdi? Niye öyle diyorsun ya? Lozan'da gizli kanalda. Duysunlar. Sanayide duysunlar. Esnafın sesini de burada kaldıracağız diyor. Kaldırıyor da. Atıyor sizi diyorlar. Assınlar o zaman. Nereye atacaklarsa assınlar ama yer gösterdiler. Bak hani yapmadın daha götürmüyorsun bizi. Bak yıkacağım. Bak karşı taraf kan ağlıyor. Beş yolun orası kan ağlıyor. Adamları bu oyuna yıkıyorsunuz. Esnafı kaldırıyorsunuz o zaman sanayisini de yap adamların. Ne deniyor? Ne zaman yapacağız deniyor abi? Bakalım göya bu ay gene ihaleye verilecek. Bekle.